Merhaba değerli dostlar, Gözlüklü İskelet kanalına hoş geldiniz. Merakla beklenen Death Stranding'in fragmanı yayınlandı. Oyun 8 Kasım 2019'da PlayStation 4 platformunda olacak. PC'ye de gelecek gibi bir şeyler duydum ama tam bilmiyorum, emin değilim. Bir şey daha emin olmadığım bir şey var. Türkçe olacağı söyleniyor oyunun. Umarım böyledir çünkü Türkçe altyazılı oyun oynamak çok zevkli değerli dostlar. Şimdi oyunun fragmanına göre yani fragmanda bir şey anlaşılmıyor. Yani biraz anlaşılıyor da oyun şey var. Oynanış da koymuşlar biraz fragmana. Uzun bir fragman. Yaklaşık 8 dakika sürüyor. 9 dakika sürüyor. Konusu ne bilmiyoruz yani. Tam olarak konusunu bilen yok. Hideo Kojima oyunun aksiyon türüne benzer bir türde olduğunu fakat yeni ve değişik elementler içerdiğini belirtmiş. Bunu Wikipedia'dan okuyorum şu an. Oyunun ana temalarından bazılarının Kobe Abe'nin kısa hikayelerine esinlenerek oluşturulduğu açıklanmış. Yani nasıl bir oyun olacak çok merak ediyorum değerli dostlar. Şimdi fragmana baktığımızda, fragmanı incelediğimizde bir bebek var. İlk fragmanlarda daha ilk oyun duyurulduğu zamanlarda bu bebeği görmüştük. Hatta bir adam köprünün altına doğru gidiyordu, bu bebeği götürüyordu. Üstten tanklar, işte askerler falan geçiyordu. Şimdi bebeğe BB diyorlar fragmanda. Bir de BT'ler var. BB ne? BT ne? Anlamadım. Şimdi oyunun kahramanlarından biri olan Mads Mikkelsen, biliyorsunuz kendisi dizisinde de, Hannibal dizisinde baş karakter, çok sevdiğim bir karakter. Diğeri de Norman Reedus. O da The Walking Dead'ten tanıdığımız çok yakışıklı bir adam. Şimdi bu oyunda diyor ki iki taraf var. Bir bu taraf, bir diğer taraf. O diğer taraf ne? Acaba böyle Matrix'vari bir şey mi? Bağlantı kurmadan bahsediyor mesela fragmanda bol bol. Bağlantı kurmamız lazım, bağlantı kurmamız lazım. İşte Amerika ve dünyada bir sıkıntı olmuş. Amerika dağılmış, dünyadaki insanlar da dağılmış. İşte fragmandaki kadın diyor ki Amerika'yı kurtarmamız lazım, tekrar bir araya gelmemiz lazım. Ama diğer karakter Amerika'ya ihtiyacımız yok, artık bu ülkeye ihtiyacımız yok diyor. Oyunda kötüler var, iyiler var. Ya da öyle düşünüyorum. Bir de karanlık bir şeyler var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Karakterimiz, bizim baş kahramanımız, oyunda, fragmanda gördüğümüz kadarıyla yani sürekli dolaşıyor, yürüyor. Biraz böyle yürüme simülatörü gibi diyeceğim ama motosiklet falan da var. İşte kargalar ölüyor. Bir şeyler oluyor. Diğer taraftaki olanlar kim acaba? Yani acaba insanlar diğer tarafa geçip tekrar bu tarafa gelebiliyorlar mı? O kara bir sıvı var. O sıvıdan mı geçiyorlar? Öyle bir şey gözüküyor. Britke diye bir şey var. Bir şirket mi? Artık bu Resident Evil'daki Umbrella şirketi gibi bir şey mi? Bilmiyorum. Kahramanımız giyiniyor böyle değişik kıyafetler. Bir cihazı var tepesinde. Çıp 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 sürekli yanan. Sırtında bir sürü bavul var. Bir yere gitmeye çalışıyor. Ülkenin batısına doğru gönderiyorlar bunu. Fragmanda anlattığına göre. Orada yarım kalan bir görevi tamamlayacak ve insanları birleştirecek. Çünkü diyor ki fragmanda yine, insanlar bir arada yaşamalı. Ayrı yaşamaya alışkın değiller diyor falan. Yani oyun güzele benziyor. Türkçe altyazısı olacağı duyumu da benim için çok güzel oldu. Umarım öyle olur. Yani 2020'de işte ya da PlayStation 5'e çıkacak diye düşünüyordu herkes. Ben de öyle tahmin ediyordum. Ama geliyor. Bir bakarsınız Last of Us 2'yi de Part 2'yi de gönderirler. O da süper olur valla. Yani PlayStation 5'e çıksa da fark etmez bizim için de. Sonuçta beğendiğimiz oyunları bir şekilde oynayacağız. Tabi PlayStation'da ön sipariş fiyatı şu an için ne kadar? 429 TL. Bu da dijital standart sürüm. Deluxe olanı 489 TL. Yine biz alamayacağız tabii ki. Dolar düşerse o ayrı tabii de. Yine fragmana dönelim. Oyunda dediğim gibi kötü taraf var. Ama bu kötü taraftakiler böyle hızlı hareket edebiliyorlar. İşte değişik action'lar yapabiliyor. Fragmanın bir yerinde bir oynanış bölümünde adamımız böyle gizlilik uyguluyor. Yani saklanıyor bir yere ve gürültü duyduğunda çöküyor. O zaman bir işaret çıkıyor arkasında. Hani çoğu oyunda vardır bu Splinter Cell'de falan. Sesinizi duyar düşmanlar, siz sessizce hareket ederseniz en son duydukları yerde sizin iziniz kalır. Sanki oradaki ses hala devam ediyor. Yani düşmanlar oraya gider. Bunun da öyle bir şey var. Çalıkların arasına saklanabiliyoruz. Aynı Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider'da ya da
Uncharted 4 bir hırsızın sonundaki gibi çalıların içine saklandığımızda bizi göremiyorlar. Kaçıyor falan işte adamımız bu şeyler, kötü kişilerden. Onların da elinde de böyle garip bir cihaz var. Yani elektrik çarpan. Yalnız bir şey fark ettim o sahnede. Adam durduğu zaman bunlar sese mi odaklılar nedir tam anlayamadım. O durduğunda onlar da bir durup böyle yerini tespit etmeye çalışıyorlar. Göremiyorlar herhalde onlar. Şu hepsinin üstündeki o sinyal alan bir cihaz mı nedir o artık onu bilemiyorum. Çıp 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 ses çıkarıyor. İyilerde o renk mavi yanıyor, kötülerde kırmızı yanıyor. Bir de fragmanda anladığımıza kadarıyla yağmur yağdığında bu kötü taraftaki kişiler, sarı kıyafetlileri fragmandakiler geri dönüyorlar. Demek ki yağmur bunlara sıkıntı yaratıyor. O da çok ilginç. Yani. Bir de değerli dostlar, oyunda zamanda yolculuk mu var acaba? O diğer taraflara geçişlerde onu anlayamadım. Yani insanlar yer değiştirdiğinde, diğer tarafa geçtiğinde ya da o kötü canavarlar mı artık yaratıklar, diğer taraftaki karakterler sizi çektiğinde dibe yer değiştiriyorsunuz herhalde. Başka bir aleme gidiyorsunuz. O da genelde böyle o eski zaman, yani dünya savaşları, işte 1. veya 2. Dünya Savaşı zamanları gibi böyle tank var, işte orada Nazi mazi var ya da onların kıyafetlerine benzeyen askerler var. Tam orasını çözemedim. Bebek acaba neyi sağlıyor? Bebek, taşıdıkları bebek diğer tarafla bağlantı kurmayı mı sağlıyor yoksa onları görmeyi mi sağlıyor? Yani büyük ihtimalle giderken o bebek onlarla hissediyor, onları görebiliyor herhalde. Hani böyle çocukluğumuzda işte veya ailelerimizde olmuştur, eskiden sizi de rastlamıştır. Çocukların işte meleklerini gördüğü işte ya da birilerini gördüğü falan söylenir. Burada da bebek o işe mi yarıyor acaba bilmiyorum. İlginç bir, gerçekten ilginç bir oyun. Merakla bekleyeceğiz. Yayıncılar alır bu oyunu ilk başta. Biz de izleriz. Bakalım nasıl olacak. Bak şimdi geçmişe bağlı kalanlar falan diyor. İşte bağlantı kuramayanlar diyor. Bir şeyle mesela şu yaratıklar ne acaba? Bunlar tam ölüler mi? Arada kalanlar mı? Arafta kalanlar mı? Bağlantı kuranlar kendi güçlerinden veya karakterlerinden ödün mü veriyorlar? Nasıl bir şey anlamadım. Ama oyun güzele benziyor değerli dostlar. Yani iki ihtimal var zaten. Ya oyun çok güzel olacak. 2019'un bombası olacak. Ya da 2019 işte Anthem ve Fallout 76 gibi patlayan oyunlardan olacak. Umarım olmaz. Yani güzel oyuna benziyor. Ben mesela Anthem'i de beğeniyordum aslında çıkmadan önce. Yani fragmanları, oyun gameplayleri falan güzeldi ama çıkınca oynayanlar işte bağlantı problemleri şu bu derken patladı oyun. Evet, merakla beklediğimiz bir oyun. Gerçekten çok güzel. Fragmana göre ilginç, yani değişik bir hava verecek. Yani değişik bir şey sunacak bize diye düşünüyorum. Zaten yapımcılar ve oyunun yaratıcısı da aynen bunu söylüyor. Merakla bekliyoruz bakalım değerli dostlar. Sizin fikriniz ne? Siz fragmandan ne anladınız veya okudunuz mu? Belki İngilizce çok iyi biliyorsunuzdur. Dış haber sitelerinden falan yorumları falan okumuşsunuzdur. Paylaşırsanız sevinirim değerli dostlar. Yeni böyle oyun haberlerinde, oyun incelemelerinde, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın değerli dostlar.